izleyiciler. İktisatçı Profesör Doktor Aziz Konukman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi kur korumalı mevduatla ilgili haberimizi ekranlara taşıdık. Oradan başlayalım dilerseniz. Aslında bir çözüm için getirilmişti. O projelerden bir tanesiydi kur korumalı mevduat ama gideri Temmuz ayında rekor kırdı ve getirildiği günden bu yana aslında cebimizden çıkanları da hesaba katarak nasıl yorumlamak gerekiyor bu projeyi? Yani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya sevgili Alev. Bunu zaten senin haber programlarında belki en çok haber konusu olmuştur. Zenginin cebini doldurma meselesi. Adeta vergi havuzundan ki bu havuzu maalesef yoksullar dolduruyor, düşük gelirliler dolduruyor, emekliler dolduruyor. Ve onların vergi havuzundan toplanan paralar aslında kesinlikle bütçede bir harcama kalemi olarak normalde yer almaması gereken bir kaleme gidiyor. Çünkü biliyorsunuz bütçe hizmet kalemlerinden oluşur. Tamam mı? Hizmet üretimi yok ki burada. Yani hangi bir kamu hizmeti veriliyor Allah aşkına KKM ödemesiyle? Değil mi? Bu bir resmen bir borç ödemesi. Aradaki kur farkının hazinenin üstlendiği bir ödeme. Dolayısıyla şöyle düşün, doğrudan vergilerin %70'i, doğrudan vergilerin payı %30 kabaca, dolaylı vergilerin payı %70. Dolaylı vergiler KDV, ÖTV. Bunun önemli bir kısmını değil mi yoksullar ödüyor. Yani zenginler de ödüyor ama yoksullar adaletsiz olan bu vergiyi ödüyor. %30 ne demiştik? Doğrudan vergiler. Bunun da önemli bir kısmı gelir vergisi. Kurumlar vergisi çok düşük. Gelir vergisinde %65'ini emekçiler ödüyor. Düşün şimdi hem dolaylı hem dolaysız verginin yükü geniş halk yığınlarının üzerinde. Bu yetmiyormuş gibi bu vergi, hatırlayalım, eskiden defterdarlar önünde bir döviz vardı, bir pankart vardı sevgili Alev. Senin yaşın müsait, onu hatırlarsın. Şöyle yazardı: ödediğin her kuruş vergi sana yol, su, hizmet olarak geri dönecektir. Maalesef bu paralar zenginlere bir servet transferi olarak geri dönüyor. Haberde de vardı. Temmuz ayında rekor bir rakama ulaştı. 34,5 milyar dile kolay ya. Yani vergi havuzundan resmen servet sahiplerine, bu kaynakları elinde bulunduranlara, kur korumalı mevduat sahiplerine kur farkı ödemesi yapıldı. Haziranda da bu rakam 20,6 milyardı. Dikkat edersen Mart'ta çok fazla bir şey olmadı. Çünkü kur bayağı sabit tutulmuştu. Onun bir farkı oluşmadı. Ama esas patlamayı Temmuz'da yaptı. Şimdi önümüzdeki aylarda büyük bir ihtimalle bu artık bütçede gösterilmeyecek. Evet. Çünkü hazine hesabı tasfiye ediliyor. Tümüyle Merkez Bankası'nın ödeyeceği bir durum olacak. Merkez Bankası zaten kendisine açılan hesaplar üzerinden biliyorsun bir kur korumalı mevduatı izliyordu. Şimdi buraya hazineden devredecek olan kısım da geliyor ve bu ödeme katlanarak gidecek. Açık söyleyeyim, ödeyemeyecek Merkez Bankası ve bunu neyle ödeyecek biliyor musunuz? Para basarak ödeyecek. Orada evet, peki, kısa vadeli avans uygulamasına geri dönülmüş olacak. Bundan sonra peki rakamlar sizce Merkez Bankası tarafından düzenli olarak açıklanacak mı, yoksa bu açıklanan son kur korumalı mevduat maliyeti şimdi mi acaba? Şimdi bütçede gösterilmeyeceğine göre artık oradan olmayacak. Bunu Merkez Bankası açıklayacak ama ben bir vesile olsun diye sevgili Alev senin aracılığında bir Maliye Bakanı'na bir davette bulunayım. Yani mecbur zaten, davet etmeme gerek yok. Bir kere burada vergi muafiyet ve istisnalar da var sevgili Ali. Yani bu mevduat sahipleri biliyorsun sıfır stopajda vergi ödüyor. Gelir vergisi sıfır. Tüzel kişilik ise kurumlar vergisinden istisna oluyor. Muafiyet getiriliyor. Benim şimdi talebim şu. Önce Temmuz'a kadar olan bütün kur korumalı mevduat hesabı açıldığından bugüne kadar, tamam mı? Bir, bütçede gösterilen kısmı için ne kadar vergi muafiyeti tanınmıştır?
hem tüzel kişilere kurumlar vergisi istisnası hem de mudilere, gerçek kişilere gelir vergisinden muaf tutulduğu için rakamı istiyorum ben. Yani toplam vazgeçilen vergi tutarı artı Merkez Bankası hesaplarında tutulanlar için de vazgeçilen vergi tutarı ne kadar? Bu çok önemli. Ya düşünebiliyor musun? Kepazeliği şöyle düşün. Bir yandan bizim vergi havuzundan, değil mi? İşte dolaylı vergilerle, doğrudan vergilerle ödediğimiz ağırlığı bizim tarafından, geniş halk yığınları tarafından ödenen bu transfer ödemeleri, bir de vergi ve muafiyet istisnası da getirdiği için ayrıca vergi havuzundan bunu kazananların vergi gelirlerinden de mahrum kalıyoruz. Yani hazine ikili bir kıskaç altında kaldı. Bir yandan bizden topladığı vergileri bunlara aktardı. Bir nevi servet transferi yaptı. Bir yandan da bunlar bu elde ettikleri gelirlerden şirket olsun, şahıslar olsun kesinlikle vergi ödemediler. Düşünsenize vergi havuzundan iki tane delik açıldı. Bir yandan bizim kaynaklarımız oraya gitti vergi havuzundan. Bir de vergi havuzuna kazansınlar, gözümüz yok bunlarda, değil mi? Kazansın. Kur korumalı mevduat sahipleri kazansın. Ya kardeşim vergisini ödesin ya. Kişi ya da şirket vergisini ödesin. Buradan da muaf tutuldu. Yani vergi havuzu ikili bir kıskaç altına alındı. Ben buradan bu tutarın açıklanmasını talep ediyorum. Peki. Toplam rakamı da söyleyeyim sevgili Alev. 994,4 milyar 2023 yılında vazgeçilen vergi tutarı. Bunun ne kadarı kur korumalı mevduata aittir? Bunu yarın itibariyle Maliye Bakanı kamuoyunu açıklasın kardeşim. Önemli bir soru. Bu bizim talebimiz. Peki, Merkez Bankası sizce kur korumalı mevduatın maliyetini bundan sonra açıklayacak mı? Böyle bir zorunluluğu var mı? Efendim, öbür günde biliyorsunuz çoğu bilgiyi vermedi. Gecikmeli, hatta milletvekilleri önerge verdiler. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yani mecliste önerge verildi. Evet. O zaman bile açıklanmadı. Bir ara Maliye Bakanı bütçe sunumunda bir rakam sundu. Bunun düzenli bir şekilde açıklanması lazım. Artı o açıklanma yetmez. Yani demin söylediğim muafiyet ve istisna tutarı da açıklanmalı diyor. Yoksa zaten kur korumalı mevduata dönüşüm oranı üzerinden zaten bir hesap yapılabilir herhalde, değil mi? Şimdi bir başka gelişme, çok başlık var aslında konuşacağımız. Moody's Türk bankalarının görünümünü değiştirdi biliyorsunuz. Notumuz negatiften durağına doğru geçti. Şimdi kuşkusuz bu iyi bir gelişme herhalde ama ne anlama geliyor? Vatandaşa herhangi bir yansıması olur mu? Bankalarla ilgili bir görünüm değişikliği, kredi notu değil. Nasıl yorumlarsınız bu değişimi? Şimdi şöyle, her kredi notunda ki bizim yatırım yapılabilir seviyenin çok çok altında ya. Çöp seviyesi altında ya. Bizim kredi notumuz artık yatırım için bir kriter değil. Yani kimse oraya artık bakmıyor. Ama şöyle bir durum var. Bu rating kuruluşları, özellikle bu Moody's'de şöyle bir durum var. Hangi not grubundaysan bazen negatife düşebiliyorsun. Bir tık yukarıda durağan olabiliyorsun. Matematiksel bir şey bu. Daha sonra da pozitife de geçebilirsin. Ama aynı kredi notunda dikkat et. Yani aynı kredi notundayken negatif olabiliyorsun. Bazı göstergelerde bozulma oluyor. Sonra onda umutlanan gelişmeler birazcık biraz umutlandıysak durağında oluyorsun. Yani bir rahatlama var. Biraz daha iyi gelişmeler varsa pozitif oluyor. Daha sonra da not yükselmesi ardından geliyor. Şu an biz durağan aşamasındayız. Bir tık yukarıdayız. Niye? Niye böyle? Çünkü Moody's dedi ki ya bir yeni program açıklandı. Maliye Bakanı ortodoks politikalara döneceğiz dedi. Bu piyasalarda olumlu bir hava yarattı. İşte dolarizasyon CDS biraz azaldı oldu gibi. Ya yani böyle yani umutlar üzerinden, piyasada yaratılan havalar üzerinden, buna da güzel bir ifade kullanıyor. Piyasalar bunu satın aldı. Evet. Bu nasıl bir şeyse. Öyle piyasalar piyasalar şahısmış gibi oluyor. Pazara gidiyor piyasalar. Bana bir şey satın alacağım diyor sanki böyle. O da çok insanileştirme, çok tuhaf bir şey ama öyle yani. Oysa en başat konu güven ve istikrar değil mi? Şimdi burada nasıl güven vermiş oluyorlar? Çünkü i̇şte uygulanan politikalar belli, uygulanmayan anladım hatta. Ama şöyle, ortodoks politikalara biliyorsun, ortodoks politikaları neoliberal politikaların şeyi yani en önemli unsuru. Uluslararası finans kuruluşları buna bakarlar. Orada kimin olduğunun da önemi yok. Maliye Bakanı ya da Merkez Bankası Başkanı. Ama bu hama verildi şimdi Allah için. Nedendi?
irrasyonel politikalardan rasyonel politikalara döneceğiz. İşte rasyonel politikalardan da kastı ortodoks politikalar. Ha, benim iddiam ne? Ben hala ortodoks politikalara dönülmediği iddiasındayım. Ben o politikaları savunuyor anlamında değilim. Tutarlılık açısından dönülmedi. Lafları var. İşte yeni bir başkan geldi filan. Sonuçta o havası bile yetti. Durağan duruma geldi. Diyor ki bu biraz daha somut hale gelirse, ete kemiğe bürünürse pozitif olur diyor ileride. Yani şey veriyor. Ya kardeşim, uygulamada kendinizi gösterin. Ortodoks politikalara geçtiğinizi göster. Bunun sınaması Moody'nin notu değil sevgili Ali. Bunun sınaması sıcak paranın gelmesi. Yani sokaktaki adamı şu ilgilendirir. Ortodoks mu ortodoks kardeşim? Sıcak para geliyorsa ha, demek ki piyasalar ortodoks politikası uygulandığını algıladılar. Bak, ve geliyorlar derler. Daha henüz o noktada değiliz. Onun için Moody'nin bu değerlendirmesini lütfen öyle yorumlayalım. Peki, şimdi süreçte ekonomi bakanından daha çok konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Ekonomiye dair daha sık açıklama yapıyor Cevdet Yılmaz. Diyor ki enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz. Artık bir klişe haline geldi. Ve istikrarlı büyümek de hedefimiz diyor. Gerçekçi bulur musunuz? Katılır mısınız? Ya vallahi külliyen anlamsız. Emin ol. İktisatçıya yani, bu soruyu sorarken ben de zorlanıyorum. Yani ben inanın. Sevgili Cevdet Yılmaz'la 7. Kalkınma Plan çalışmalarında aynı özel istihdam komisyonunda görev yaptık. Çok saygılı efendi. Ben, yaş olarak benden küçük. Çok saygılı bir insan. Ama yani olmaz kardeşim ya. Böyle enflasyonla mücadele ne ya, ne ilgisi var ya? Kurun her gün arttığı. Çok basit. Yani sevgili Alev, ya sokaktan birisini çevirelim. İktisatçı olmasına gerek yok. Evet. Bir araç sahibini çevirelim. Ya bu hükümet enflasyonla mücadele ediyor desem vallahi güler ya. Ya dalga mı geçiyorsun kardeşim ya? Şundan dolayı. Çünkü kurdaki 1 liralık bir artış sektörel fiyatları artırıyor. Sektörel fiyatlar da endeksteki ağırlığı oranında endeksi yukarı itiyor. E şimdi nasıl olacak bu? Devamlı kur artıyorsa ve sektörel fiyatlar yoluyla da enflasyon artıyorsa, ya ben enflasyonla mücadele ediyorum diyeni kim ciddiye alır? Peki hangi o zaman kalemle, niye nasıl siz programın şöyle diyelim sevgili Ali, sen o zaman Merkez Bankası Başkanı olarak eski 3 yıllık enflasyon öngörüsünü niye değiştirdin? Evet. 2023, 24, 25'i sil baştan niye değiştirdin? Geriye dönüp sormazlar. Zararlarımızı ödesinler o zaman. Bir de o var. Çok evet. Maaşlar var. Aynen. Hesaplanan. Aynen. Değil mi? Aynen. Hiçbir inandırıcılığı yok. Gerçekten hani lafı güzaf diyelim. Evet, yani zaten bir gösterge de yok. Şimdi politika faizini gıdım gıdım arttırarak mı acaba enflasyona etkisi olacağını mı düşünüyorlar? Enflasyon yalnızca politika faiziyle onun düşmesiyle, arttırılmasıyla düzeltiyorum, düşecek bir unsur mudur? Değildir herhalde diye düşünüyorum. Zaten şu anda veriler de ortaya koyuyor. BİSAM açlık sınırını açıkladı. Artık 11.500 liranız yoksa açsınız demek anlamına geliyor. Evet. Yoksullukta 40 bin liraya dayanmış durumda. Şimdi yurttaşın yeni yıla kadar elbette bu maaşlarla dayanması mümkün mü? Değil herhalde. Bu yüksek enflasyon karşısında biz nasıl mücadele edeceğiz? Sizce yeni bir politika izlenir mi? Özellikle maaşlarla, daha doğrusu alım gücüyle ilgili, alım gücünün artırılmasıyla ilgili. Vallahi şimdi... sanırım Eylül'ün ilk haftasının sonunda, çünkü 5018 sayılı bütçe mali kontrol yasası böyle söylüyor. O bütçenin anayasasıdır. Orta vadeli program açıklanacak sevgili Ali. Yani 2024, 25, 26 dönemini kapsayan makro hedefler Maliye Bakanı tarafından açıklanacak. Bu nerede yayınlanacak? Cumhurbaşkanı kararı olarak resmi gazetede yayınlanacak. Kapsamlı bir rapor bu. Ama ortada bir sorun var. Ortadaki sorun şu. 12. kalkınma planı yok ortada. Nasıl açıklayacaklar planı... orta vadeyi şimdi ya ben vallahi hani şöyle bir laf vardır. Arabayı atın önüne koşmak diye. Yani her şeyi ters yüz ettikleri için. Yani şimdi orta vadeli programda neler öne çıkacak desem karşılığı yok değil mi? Çünkü Eylül, Ekim gibi aslında açıklanması bekleniyor. Şunu demek istiyorum. 5018 sayılı yasa diyor ki hazırlayacağınız, resmi gazetede yayınlayacağınız orta vadeli program o dönemdeki kalkınma planıyla uyumlu olmak zorunda diyor. Ama plan yok. O çerçeveye tabi olmak zorunda diyor. Ya o şey yok ortada. 12. kalkınma planı yok ortada. Meclis kararı olarak çıkması lazım
Ben Ağustos'ta olur diyordum ama daha ortada, siz hiç gördünüz mü 12. Kalkınma Plan Taslağı diye bir şey, bir teklif olarak, kanun teklifi olarak meclise gelmedi. Biliyorsunuz o bir teklif olarak geliyor, meclis kararı olarak yasalaşıyor. O bir yol haritası, ortada o yok. Şimdi dolayısıyla şöyle düşün, 12. Kalkınma Planı 2024, 25, 26, 27, 28 yıllarını kapsıyor. Orta vadeli program ise Eylül'de yayınlanacak. 2024, 25, 26, yani kalkınma planının 3 yılını kapsıyor. Peki ne olacak bu rakamlar? Bilmiyoruz. Ha. Enflasyon ne olacak? Ha, ben tahminimi söylüyorum. Merkez Bankası'nın rakamları olacak. Hatırlayalım. Gerçekleşme tahmini 2023 için 58 yazacaklar oraya, TÜFE yıl sonu. 2024 için 33 yazacaklar oraya. 2025 için de 15. Tamam mı? Ama ortada yine bir kalkınma planı yok. Ne olacak biliyor musunuz? Bu hedefler kalkınma planının enflasyon hedeflerini belirleyecek. Yani dikkate alması gereken belge yayınlanmadığı için 12. Kalkınma Planı Eylül'de yayınlanan orta vadeli programı esas alacak. Tersine çevirecek. Tersine, evet. Yani planın daha alt unsuru olan bir belge plandan daha önemli bir belge haline gelecek. Bu olacak şey değil. Ama bakın, mecburlar şimdi her şeyi o %58'e göre belirlediler değil mi? İlk kez oluyor. Ama evet, şimdi maaşlarımız ilk kez oluyor. Kalkınma planı olmaksızın OVP yayınlanıyor. Yani süreçte o kadar çok konuşacak konu varken şimdi %58 belirlendi. Benim aklıma ilk gelen yeni zamlar ne olacak, vergiler ne olacak? Çünkü şu andaki enflasyon %58'e çıkacak kesin, en azından evet, onu biliyoruz. O, hatta daha hayır, üstü de. Yok yok, 58 en az 58. Tahmin, evet. Tabii 70-80 tahmin ediliyor. Evet. Yani Merkez Bankası eski tahminine göre gerçekçi. Yoksa gerçekçi bir enflasyon tahmini yapmış sayılmıyor hala. Ama yine de para politikası kurulunda sizce hesap yapabilen kişilerin olduğunun göstergesi midir bu son revize diyelim? Şöyle söyleyelim, BDDK Başkanı çok zor duruma bıraktı bu açıklama. Hı. Niye? O 3 yıllık tahmin kime aitti onlara, sevgili Ali? Evet, Kavcıoğlu'na. Eski Merkez Bankası Başkanı'na. Ya resmen eski Merkez Bankası Başkanı'na dendi ki, ya kardeşim sen başkanken 3 yıllık bir enflasyon şeyi açıkladın, öngörüsü, ya palavra kardeşim bu ya. Biz bunu çöpe attık dediler. Ve o çöpe attık dedikleri, tabii benim tabirim yani lütfen birileri sizin televizyona bir şey açmasın. Benim tabirimle çöpe attık. Bunu Tele1 demiyor, aman ha. Alev Hanım demiyor, ben diyorum Aziz Konukman. Yok elbette. BDDK başkanından tık yok. BDDK başkanından en ufak bir tepki yok. Olacak şey değil. Bunu da paylaşalım. En iyi şimdi CV kendisinde, ama en iyi CV BDDK tabii başkanında şu anda. Hem Merkez Bankası Başkanlığı tabii, hem Bankacılık tabii, Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı hakikaten en güçlü CV. Şimdi burada sizin haberde de vardı değil mi? Bir ücret memur maaşları evet, görüştü, top evet, sözleşme. Evet. Şimdi Allah aşkına ya önerdikleri rakam nedir sevgili Alem? 23. Bir hatırlamaya çalışın. %24. Yok, küsuratı var. Tamam, 24 evet. 14 artı. Bileşik faiz yani 14.9 diyor ya. Evet. 14.9 23 değil. 14'te göre bir artıyor. Evet. Bulunan rakam daha 9 artıyor. Ben doğru, o rakamı söyleyeyim, 24-26. Evet. Peki sizin daha yeni, mürekkebi kurumadı bak, yeni Merkez Bankası Başkanınız 2024 yıl sonu enflasyonunu açıkladı sevgili Alem? 33. Ya, 10 puan ya, vahim daha ya, fazla daha. Vahim vahim, klinik vaka. Bakın ya, ciddi alınamaz ya. Bakın yandaş memur sen şaşırdı kaldı. Ya dalga mı geçiyorsunuz dedi ya. Çünkü kendi Merkez Bankası başkanlarının evet açıkladığı enflasyon programına aykırı Çalışma Bakanı'nın teklifi. Felaket bir durum. Masa çöktü. KESB Başkanı çok güzel söylemiş. Biz greve gidiyoruz bugün itibariyle. Evet. Masa çöktü diyor. Masa dağıldı. Ama hala memur sen iyimser. Efendim diyor, revize daha gerçekçi bir şeyle gelin diyor.
Evet. Ya geçmiş olsun derim ya. Bugün KES Başkanı bizim yayınımızdaydı sabah ve kendisi bu grevlerin devamının da gelebileceğini söyledi. Ben etkisi olur mu sizce yarınki öneriye dedim. Zaten orada başka sorunlar da var. Nasıl emeklilere 7500 lirayı dayattılarsa birçoğu Ocak ayında da o parayı alıyor, şimdi de aynı parayı alıyor. Bu memurlar için de söz konusu olabilir. Çünkü en düşük memur maaşı 22 bin lira, 8 bin lira seyyanen zamları var. Bunu içinden çıkarırsak 14 bin lira civarında bir şey yapıyor ve şimdi bu toplamda %42'lik zam acaba kök maaşa mı yapılacak? Yoksa yapılmazsa o zaman 22 bin lirayı bulamayan yine aynı ücreti almaya devam mı edecek? Orada da başka bir sorun doğuyor. Ben sevgili Alev şöyle diyorum. Bütün sendika başkanlarına bir çağrı yapıyorum. Benim sendikam şey olmak üzere, KESKO olmak üzere. Çağrım şu. Merkez Bankası Başkanı'na desinler ki siz daha kısa bir süre önce 2024 enflasyonu 33 olarak açıkladınız. Acaba bu açıkladığınız enflasyon Türkiye'nin enflasyonu mu yoksa başka bir ülkenin enflasyonu mu? Eğer bu Türkiye'nin enflasyonu ise sizin Çalışma Bakanınız bu rakamın farkında mı değil? Ne olur bunu Merkez Bankası Başkanı'na bu soruyu sorsunlar. Şimdi süreçte biz bunları konuşurken zamlar da gelmeye devam ediyor. Her gün yeni bir zam haberini artık aktarmaktan hakikaten yorulduk. İzleyicilerimiz de eminim. Zaten onlar en yakından takip ediyor. Ceplerine bakıyorlar, faturalara, fişlere bakıyorlar. Bir çay içiyorduk, ona da 3 ayda toplam %63,6 oranında bir zam gelmiş durumda. Şekere keza öyle. Yıl sonu enflasyon tahmini %58 en az. Özür dilerim, zam mı bir daha söyler misin? Zam mı bir daha? Şimdi 3 ayda toplamda %63,6 zam geldi çaya. Yani düşünebiliyor musun ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ve çay nasıl bir şey biliyor musun? Hepimizin içtiği, bakın tartışmasız. Tiryakilerinin olduğu. Bizim, evet. Yani hepimizin içtiği, kar patlaması yaşaması gereken bir yer. Olağanüstü karlar elde etmesi gereken bir yer. Ama müthiş sıkıntılı, değil mi? Müthiş pahalı çay satmak durumunda olan bir işletme. Ya meclisin acilen toplanıp bir soruşturma, meclis soruşturması yapıp Çaykur neden birbiri ardına bu kadar yüksek zamlar yapmak durumunda kalıyor konusunu işlemeyip de meclis hangi konuya el atacak ya? Ben sorarım ya. Evet. Hangi konuyu ilgilendiriyor ki meclisi? Şimdi olası yeni zamlar da oldu. Mesela Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı'ndan uyarı var. Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle önümüzdeki günlerde yeniden zam yapılması gerektiğinin ifade edildiğini söylüyor. Ama yerel seçimler öncesinde hemen o zamı yapmayacakları için bu zam o kadar uzun vadeye yayılmadan böyle birkaç ay içerisinde elektriğe de zam geleceği konuşuluyor. Akaryakıtı zaten her gün konuşuyoruz. Çaya, şekere zam derken mesela en ucuza ürün temin edebileceğimiz dünya. Tarım kredi kooperatifleriyle ilgili bir açıklama var. Bir mali rapor hesabı sonucunda Ocak-Haziran 2023 döneminde 434,1 milyon lira zarar ettiği belirlendi. Sebep ne biliyor musunuz? Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mağaza sayısının arttırılması. Nasıl yorumlarsınız bu tersine politikaları? Ya vallahi ne bileyim hani akıl tutulması diyorum. Zaman zaman sevgili Alev, ya diyorum artık bizi çağırmayın diyorum ya, canlı yayınlara. Ekonomide yani ya emin ol ya, konuşuyoruz ediyoruz işte birbirimizi alkışlıyoruz. Bravo diyoruz yani ne güzel analizler yaptı. Sokağa çıkıyoruz hocam müthiş laflar söyledin diyorlar. Falan. Herkes tebrik ediyor. Çok gerçekçi iktisatçısın filan. Ya birbirimizi dolduruşa getiriyoruz. Ya Allah aşkına hiçbir karşılığı yok. Yani üzülerek söylüyorum. Yıllardır program yapıyorsun sevgili Ali. Bak bir hafta kapandınız değil mi? Ya ben yer yerinden oynar dedim ya. Televizyonun bir hafta kapanması demek. Yani bizim susturulmamız demek. Vallahi toplumdan tık çıkmadı ya. Tamam böyle tek tük belki şeyler oldu. Üzüntülerini belirten insanlar oldu ama toplumda maalesef şey olmadı. Ama biz burada bir panel düzenledik. Bir sivil inisiyatif olarak sevgili Ali. Bunu da Merdan Yanardağ'a duyuralım. Orada o panel devam ederken dışarıda Merdan Yanardağ'ın kitaplarını katılımcılara, izleyicilere Merdan Yanardağ destek adı altında kitapların yazarlar tarafından imzalanmış olanları sergilendi, satıldı. Böyle güzel haberler de var. Oralarda destek tam, onu da belirteyim. Evet. Yani gerçekten
çok iyi bir destek verdiler. Ama benim kastettiğim destek bu maddi desteklerin ötesinde, hani kapattırmayı engelleyecek destek. Onu kastederek örgütlenme söylüyorum. Örgütlenmede problem yok mu her alanda? Türkiye'de örgütlenme işte en büyük problemlerimizden bir tanesi. Belki bu arada lazım. Benim bari danışmanlığını yaptığım Tikodor Derneği var biliyorsunuz. Çok ciddi bir şeydir. Tüketicilerin önemli bir örgütüdür. Başkanı Aziz Koçal geçenlerde çok ciddi basın açıklamaları yaptı. Zamların geri çekilmesini talep ettiler. Bütün bu akaryakıt zamları dahil ve merdiven altı. Ya sevgili Alev, gıda sektöründe merdiven altı işletmeler hortlamış ve sağlıklı gıdaya erişim sorunu var şu an. Ciddi, yani önümüzdeki günlerde en önemli sorunlardan biri. Niye? Tüketici ne yapsın ya? Ya ucuz bir şey alayım diyor. Yani ne yapayım, oraya doğru yöneleyim diyor. Fakat onların da sağlık açısından sıhhi olmadığı anlaşılıyor. Yani ciddi problemler var ve halk sağlığı tehdit altında diye dernek başkanı Aziz Koçal bas bas bağırıyor. Kamuoyuna iktidarı göreve davet ediyor. Ya en ufak bir ses getirmedi sevgili Alev ya. Evet, olacak şey değil. Çaresiz yurttaş, yani sağlık mı diyor, açlık evet. mı diyor, seçim yapamıyor aynen. dolayısıyla. Biliyorsun köprülerde döviz cinsinden garantiler verilmiş. Kurlar arttıkça kur, ya bu fark giderek artıyor. Diyor ki iptal edilsin diyor, lütfen diyor. Bu garantinin verildiği tarihteki kur üzerinden TL'ler ödensin. Aradaki fark tüketicilerin lehine değerlendirilsin diyor. Ben sizin aracılığınızla Tikodor'un bu açıklamasını bir kez daha hatırlatmış oldum böylece. Evet, gelinen noktada artık emekliler özellikle hep aklımdalar. Asgari ücretliler, şimdi memurlar bu süreçte nasıl daha fazla kemer sıkacaklar? Neden acı reçete sürekli üzerimize yük olarak bindiriliyor diye sormaya, sorgulamaya mecburen devam edeceğiz, direneceğiz ve sonunda da bu mücadeleyi kazanacağız. Ama en önemlisi, az önce de konuştuk, örgütlenmek bu noktada sanıyorum başat konulardan bir tanesi. Sendikalılaşma oranı düşerken bir şekilde bunun seçimle sandıklı olmadığını gördük hep birlikte, değil mi? Yani bu sebeple... Evet, evet. Örgütlü mücadelenin önemi, kazanılan direnişin sonucunda kazanmanın haberlerini ekrana taşımaya çalışıyoruz. Çok sık olmasa da işçiler yer yer o mücadelede sonuç alıyorlar. Ama ne kadar daha çok örgütlenmenin üzerine gidilirse sanıyorum ülke o kadar daha mücadelemizden başarılı bir şekilde çıkacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür aynen ediyorum. Aynen öyle. Yayınımıza sağ ol, ben de teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız tekrar size. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür tekrar aramıza hoş geldiniz diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Siz de çok büyük katkı sağlıyorsunuz kıymetli bilgilerinizde ve vakit ayırıyorsunuz en önemlisi bize. Değerli izleyiciler, ekonomist profesör